bana ne söz verdin? Nerede Safiye? Sen bana ne söz verdin? Annenin yanına hastaneye giderken, bu eve dönerken sen bana ne söz verdin? Gel. Ben sana verdiğim sözü... Zeynep söylesene, ben aptal mıyım kızım? Değilsin. O zaman neden? Ben seni odanda sanarken neden? Neden gidip yarışmalara katılıyorsun? Niye bana bu kadar söz verip ders çalışıyorsun hala Zeynep? İzin verecek miydin? Söylesem... Söylesem dinleyecek miydin? Lan sen... Sen bunun için mi ihanet ettin bana? Bunun için mi ihanet ettin Zeynep bana? Volkan aptal. Volkan aptalı beni odasında sanıyor zaten. Ben gideyim bu ödülü alayım. Volkan'ın yüzüne bir tokat gibi çarparım dedin değil mi? Volkan'ın yüzüne bir tokat gibi çarparım dedin. Değil mi Zeynep? Seni düşünmedim bile. Düşünmedim bile. Ben orada... senin gözünün içine baka baka... senin ödül alışını izledim lan. Senin ödül alışını seyrettim. Hepiniz hainsiniz. Sen bana hainlik yapacaksın. Aptal yerine mi koyacaksın beni Zeynep? Bana seni seviyorum diyene kadar... kendi isteğinle beni isteyene kadar bu odadasın. O öğretmen de gelmeyecek buraya. Ararsa hastayım diyeceksin. Ben kendim çalışıyorum diyeceksin. Buraya gelirse iyiyim diyeceksin. Hiçbir şey belli etmeyeceksin Zeynep. Elinden geleni yapacaksın. Güzelim. Sözünü bir kere bozdun. Bak bir kere daha bozarsan Zeynep. Kardeşinden başlarım. Sevdiğin herkesi tek tek yok ederim. Sonra seni. En son kendimi. Güzelim. Volkan. Sen de zorunda olmadıkça girmeyeceksin bunun yanına. Bu odaya benden başka kimse girmeyecek anne. Oğlum öğretmeni falan gelirse ne yapacağız ki? Ne yapması gerektiğini biliyor. Bir şey demez. Tamam. Sen sakin ol yeter. Anne. Bu kız benden habersiz bu evden dışarı çıkmayacak. Tamam ben ilgileniyorum. Evdeki bütün haşeratları temizliyorum merak etme. Sadece evi değil. Git bütün Sarpça'yı temizle. O öğretmen var ya. Bak onun icabına Macide Sultan. Defolsun gitsin o öğretmen. Hep o kandırıyor bu kızı. Tamam tamam. Zaten ben şimdi onun başına öyle bir iş açıyorum ki... senin benim bir senede yapamadığımız işi onlar iki günde halledecekler. Merak etme. Ben de babamın yapamadığını yapacağım. O emir neye dolandı bilmiyor daha. Volkan hemen gideceksin babandan özür dileyeceksin. Hemen. Özür. Ağzımda öyle şeyler var ki babam söyleyecek. Neyse. Volkan. Aşağıda bir kafe açılmış. İşte oraya gidelim diyoruz. Yok be oğlum, para bende ne gezer? Ya Emir de cimri çıktı, 3 kuruş para verdi bir de baykara dersin yani. Of! Sabır ya. Video gördün değil mi? Görmez olur muyum ya? Olaylı video. Ben aslında Emir'le Elif'i şipliyordum da durum başkaymış demek ki. Ya Esma, sana ne ya? Boş ver. Bırak konuşsun Allah aşkına, ne takıyorsun? Yok abi, ben var ya, beni kudurtmak için yapıyor. İnadına yani. Tamam, sen de gelme şunun ortasına o zaman. Ne yapsın Elif öğretmenim de canım benim.
Emir'in nasıl bir cimri olduğunu anlayınca vazgeçmiştir aşkından. Ya sen ne tür bir insansın be? Ha? Ne konu bakımından? Nankör! O insanlar seni evlerine aldı. Baktı sana, hala gelmiş burada konuşuyor. Ha, bence sen beni boş ver. Sen kendi kısmetine düşen tipsizi düşün. Bak hala konuşuyor. Bu benim elimde kalır yalnız. Ben size söyleyeyim de. Bir de en çok neye şaşırdım biliyor musun? Levent'e sen iki kıza aynı anda nasıl idare ettin be? Levent Hoca öyle bir şey yapmaz bir kere. Onun hakkında düzgün konuş. Ya yapmanı zaten saçmalıyor. Bir de sen girme Filo, gel. Bakın ne yapalım biliyor musunuz? Ben bu cüceyi temizinden döveyim, hepimiz rahat edelim. Nasıl fikir? Çok iyi fikir. Haydi bakalım. Ya şu köpeğin ipini bir çözün de bana bir saldırsın. Çok merak ediyorum ne yapacak. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Salsana tabii. Yeter. Her gün kavga, her gün kavga. Yapma sen de. Hadi abi gidelim, hadi. Sen de bir sus artık. Tamam sus, sus. Tamam tatlı hadi. Tatlı bir grupsunuz ya. Çok gülüyorum hadi size. Hadi, hadi. İsmail. Yani sormayın. Vallahi biz de şok olduk. Sonuçta çocuklarımızın öğretmeni bu kadın canım yani. Sen şu diğer kadını tanıyor musun Şükran Hanım? Adı Özlem miymiş, neymiş? Pek cazgır bir şeye benziyor vallahi. Ay yok canım, öyle biri değil. Ya kadını çileden çıkardılar. Ha, melek gibi bir kadın aslında. Bizim eve de girer çıkar. Yani sevdim, sevilmedim, kader utansın dedi, çekildi. Kız, aynı evde yaşıyorlarmış. Öyle söylediler. Ya sorma sorma. Aynı evde kadının nişanlısını baştan çıkarmış ya. Yok olmaz o kadar. Aa olmuş işte. Ama bizim yapımız belli. Aa gelemeyiz biz öyle şeylere. Ya gelemeyiz ama videosu bile çekilmiş. Oo daha sen gelmeden herkesin diline düştü de biz acaba mı dedik. Ya acabası mı var? İşte olmuş canım. Aa. Ya Sarpça'da olur mu böyle şeyler canım? Biz kabul edemeyiz bunu. Gerçi Ekrem Bey de vakti zamanında. Ya hepimizin oğlu var, kocası var değil mi? Ay maazallah ya. Pek bir rahat kadınmış bu. Ya büyük şehirlerde oluyormuş ama bize gelmez. Ters bize. Olmaz. Gel hoca, gel gel. Geldim, geldim. Duyduğuma göre karımı kaçırıp ders mers yapmışsın. Volkan, bak karım dediğin insan senden yaşça küçük, seninle evlenmek istemeyen bir kız. Ben senin bu tavrını hiç beğenmedim şu an. Ben de senin bana olan tavrını beğenmiyorum. Bırak şimdi bunları. Gördüm, matematik yarışmasında sen de Zeynep'in yanındaydın. Tabii, Zeynep benim öğrencim. Öğrencindi. Zeynep bir zamanlar senin öğrencindi. Artık benim karım. Bundan sonra da öyle olacak. Sen de karıma yaklaşmayacaksın. Yaklaşırsam? Hoca bir düşün ya. Yani bir düşün böyle sağında solunda ne var. Senin bu gevşek ikizleri düşün. Bir de sen nişanlısın değil mi? Senin nişanlın falan var. Kendine ve sevdiklerini düşünüyorsan karımdan uzak dur diyorum. Şimdi bas git. Bu bebelere matematik dersi mi veriyorsun? Ne veriyorsan ver. Görünme gözüme. Bence bu konuşmayı hiç yapmamış olalım Volkan. İyi günler. Kolay gelsin. Ben şu çikolatalardan alacaktım da. Ne kadar? Onlar satılık değil. Görüyorum işte. Reyonda satılık. Bizde sana satılacak bir şey yok. Dükkanımdan çık. Anlamıyorum. Biz namusumuza düşkün insanlarız. Senin paranı istemiyorum ben. Sen benim namusuma değil mi uzatıyorsun? Ya kimseye bir şey dediğim yok. Dükkanımdan çık lütfen. O videoyu gördün değil mi sen de? Ayıp. Gerçekten ayıp. Asıl büyük namussuzluk da, günah da senin bu yaptığın. Bunları da alıyorum. Saat kaç? Ne bileyim kaç. İyi, o zaman bundan sonra sözleşmedeki maddeleri oku, ona göre davran. Hadi beyler. Nereye gidiyoruz? İnşaat alanını gezeceğiz. E tamam, bu mahalle değil mi zaten işte? Sadece bu iki evden ibaret mi sanıyorsun? İyi, arabayla gidelim o zaman. Araba yok, yürü. Ne bu, ceza mı? Beyler, Volkan daima sahada olacak. Haydi. Çattık ha. Ne biçim yol burası? Çamur her taraf ya.
Evet. Nereden başlayacağımıza karar vermemiz lazım. Şu arkadaki evler de var ama isterseniz önce bir boş araziyi size gezdireyim. Daha sonra ben kendim gelip... Hayır hayır. Şimdi hep beraber bakalım. Tamam. Şu yürüyüş alanları için ormanlık araziyi de gezelim. Tabii tabii. Gezdireceğim, merak etmeyin. Bir şey soracağım. Biz iş insanı değil miyiz? Ne işimiz var bizim sahada? Oturduğun yerden iş yapılmaz. Sahayı bilmezsen kaybedersin. E senin yakışıklı cipinle gelseydik buraya. Niye gelmedin? Tüm bu arazilerimizi de dahil edeceğiz değil mi? Tabii. Dahil ettik. Ve projeyi yaparken yeşil alanı koruyacağız. Ona dikkat ediyoruz. Aman, aman. Bırak onu, bırak. Çamura alışıktır. Yürü hadi, yürü. Yürü. Kaybolursan yolunu bulamazsın. Genç de adam aslında yani. Anlamadım, alışık mı değil? Keşke de hayatta genç olsan olacak. Ben niye burada bekliyorum ki? Anlamadım. Normalde odasına çıkardım. Yok hocam, çıkmayın öyle yukarılara falan. Şimdi yatak odalarımız var bizim oralarda. Siz bir şeyler mi karıştırıyorsunuz? Senin kadar hiçbir şey karıştıramayız. Yetişemeyiz sana. Almışsın kızı, götürmüşsün zaten yarışmalara falan. Ha ama sorsak anlaşma, sözleşme bir bir sıralarsın. Ha, bu çektiğim onun cezası yani. Yok, sadece o değil tabii. Yani gayri ahlaki yaşam tarzını da öğrendik ya. Biraz mesafe koymak istiyorum aramıza. Sen kime ahlaksız diyorsun? Ben demiyorum. Bütün Sarpça diyor. Ama pes, vallahi bu kadarını beklemezdim senden. Sonuçta Emir'le aynı soyadı taşıyoruz, yazık. Hah. Öğrencin de geldi. Hadi çalışın, hadi. Gel canım. Neden onu boynuna sardın öyle? Şey, hocam bugün biraz grip gibiyim de ben. Dün gayet iyiydin. İşte bugün çok kırgınım. Ihlamur falan yaptılar, ilaç da içtim. Toparlarım. Keşke Emir abinde kalsaydın. Hocam her şey durulmuşken tekrar evlensin istemedim. Bak, biliyorsun Emir abin bazı adımlar attı. Hatta anlatsana da. Biliyorum hocam ama Volkan daha da delirir. Mehmet konusunu falan da açar. Hiç gerek yok. Hem zaten odama da girmiyor. Bak, bir şey olduysa ve bana söyleyemiyorsan... Hocam telefonum var. Arardım size. Gerçekten grip dışında iyiyim. Peki o zaman. Bugün ders de yapmayalım. Ama bana sık sık mesaj atacaksın. Aa, onlar ne? Şimdi getirdiler bize de. Emir Bey sağ olsun her hani, her ihtiyacı düşünmüş. Ha. Allah kabul etsin. O kadar da bol göndermiş ki. Sağ olsun. Bize de geldi bu kolilerden. Çok hayırsever bir adam, çok. Ya. Rahmetli babasını da geçti bu. Allah razı olsun. Ay işte görüyor musunuz? Yazık oldu adama. Neden ki? Ya biz... İşte Elif'le bunlar hani bugün yarın aralarında bir şeyler olur diyorduk ama... ...ya Macide Hanım da kayınbiraderinin böyle bir kadınla birlikte olmasını istemez. Değil mi? Bu adama da bu yapılır mıydı ya? Ya yapmış işte. Öyle kesin bir şey var mıydı ki? Allah Allah. Ya bunlar hep beraberlerdi, görüşüyorlardı. E siz de görmüşsünüzdür canım. Aa, senin oğlan mı bu? Vardiyası bitti demek. Ha, bayağıdır görmüyordum. Gelsin bakalım da onunla da bir konuşalım. Tamam, Elif daha içeride, kapatalım artık bu konuyu. Çok da hanımefendi bir kadına benziyordu. Benzese ne olacak? İnsanın alacası içinde derler değil mi? Ay yeter. Ortada bir video var. Onda da Özlem bağırıp duruyor. Ne olduğu belli değil. Olur mu canım? Her şey ayan beyan ortada işte, izledik. Biz bu ödül konusuna geri mi dönsek acaba? Heh, işte diyorum ki ben artık o ödülü Özlem Hanım'a vermek şart oldu. Ne ilgisi var canım?
Nişanlısından ayrıldı diye ödül mü verilir? Öyle deme. Ben Özlem Hanım'la konuştum. Haza hanımefendi. Ayrıca kadın perişan olmuş. Hep tansiyon yerlerde. Bunu da sen yaptırdın değil mi? Benle ne ilgisi var? Tam senlik bir hareket. Yoksa video nasıl yayılacak bu kadar? Vallahi rezillik, namussuzluk çabuk yayılıyor. Ben namusuma konuşana ne yaparım biliyor musun? Ne yaparsın? Ayrıca Özlem Hanım da yalnız değil. Biz Sarpça'da böyle hanımların arkasında dururuz. Bu kadın göz göre göre bana iftira atıyor. Buna alet olmayın. Allah Allah, edepsize bak sen ya. Aa, yaptıkları yetmiyormuş gibi bir de üste çıkmaya çalışıyor. Yeter, ayıp ama artık. Elif Hanım, biz sizi uğurlayalım. Bu kadarı fazla artık. Çamur at izi kalsın. Resmen karalama kampanyası yapıyor. Ben ilgileneceğim, söz veriyorum. Sizi Doğukan'dan biliyorum. Lütfen, yoksa çok çirkinleşecek. Dayı. Dayı. İyi misin? Ben iyiyim çocuklar, merak etmeyin. Ve işte Elif çekiyor cezasını. Tam Özlem hocalık hareket. Ne zamandır hırgürdünüz zaten dayı. Orası öyle de işte. Elif yüzünden ayrılmışız gibi davranıyor. Orası biraz öyle oldu dayı ya. Tamam ya, unutulur gider. Bence iyi ettin dayı. Sizin ayrılmanızın vakti gelmişti artık. Yazıklar olsun size verdiğim emeklere. Biz hiç öyle bir şey demek istemedik. Gerçekten. Rica ederim, tamam. Daha fazla benim yaramı kanatmayın, tamam mı? Ama ne olursa olsun siz her zaman benim öğrencim olarak kalacaksınız. Tamam. Tamam çocuklar. Hadi siz geçin, dersinize geç kalmayın. Hadi. Tamam dayı. Nasılsın? İyi misin? Senelerin hatırı var, bir sorayım dedim. Her şeyden önce iki öğretmen olarak, iki medeni insan gibi ayrılamadık Özlem. Onu bile beceremedik. O yüzden çok üzgünüm. Ben de hiç iyi değilim. Ama beni medeniyetten, beni çizgimden çıkaran senin o sevgin olacak kadın oldu. Ya değil, değil, değil. Elif artık sayende arkadaşım bile değil. Anla artık, anla, anla. Tabii, buraya bir ofis kurmak lazım. Tabii tabii, aklınızda Emir Bey. Tam bir lokasyon belli olsun, belki şantiyenin içine kuracağız. Emir Bey, biliyorum, affedersiniz ama çok ısrar ediyorlar. Bir uğrasanız mı? Ya, biz size eksikliğiniz tam olduk. Rahatsız etmeyelim. Yok yok, müsaitlermiş. Şeref verirsiniz Emir Bey. Babam da babanızı bilirmiş de pek istedi sizi görmeyi. Olur o zaman, bir elini öpelim. Bir. Ya buraya. Buyurun, buyurun. Şişt, nereye oğlum, ayağının haline bak. Girin, girin. Siz de zahmet etmeyin. Olur mu ablacığım? Ev burası ağır değil. Ne olacak ya? Islık gibi kızları var. Volkan, ben temizlersin değil mi buraları? Şişt, iyi ki yıkıyoruz ha buraları. Ahır gibi olmuş. Sen Muzaffer Bey'in oğlu musun? Evet be amcam. Muzaffer mi kaldı? Şişt, senin de var ya, ölmüşsün, gömmeyi unutmuşlar ha. Emir Bey! Bak. Emir Bey, Emir Bey, Emir Bey. Bak beni. Bana bak lan. Ben senin baban değilim. Benim yanımda insanlara saygı duyacaksın. Duydun mu beni? Duymadım. Benim yanımda bir daha Baykar ismini yerlere düşürmeyeceksin. Sana insan gibi davranmam için sonuna kadar direndim ama yeter. Bundan sonra senin anladığın dilden konuşacağız. Baykar ismini çok düşünüyorsan getirme beni buralara. Ha. O imza attığın anlaşma var ya. Sahada, yağmurda, çamurda çalışacaksın. Sen adam mı edeceğim beni? Ulan senden adam mı olur? Sadece bundan sonra benim istediğim şartlarda, benim istediğim şekilde çalışacaksın. Benim yanımda insanlara adam gibi, insan gibi davranacaksın. Bir şey söyleyeyim mi? Davranmayacağım. Ne olacak, ne yapacaksın? Davranmayacağım. Ailen zaten bitecek. Onu hızlandırırsın. Benim işime gelir. Şu insanların evini temizletin, yardım edin. Kalk rezil herif, kalk. Lan bırak. Gülendam, bir gidip Zeynep'le konuşabilir misin? Aa, oğlu Volkan'ın yanına döndü mü ki? Evet.
Ya ben onu görmeye gittim de pek iyi görünmüyordu. Ha ya uğrarım tabii tabii. Hocam siz de bir kötü gibisiniz ama lütfen yapmayın artık bunu kendinize. Konuşmayalım konuyu. Ayrıca sizde suç yok ki. Özlem de elinde tutsaymış nişanlısını ya. Düzgün konuşun. Şimdi de öğrencilerle mi benim dedikodumu yapıyorsun ha? Bravo sana. Brenda gidebilirsin sen de. Sıkma canını. Tamam peki. Sen kendinden eminsin. Kimin ne dediğinin bir önemi yok. Canım benim ya akşam konuşamayacağız ama canını sıkma sen tamam mı? Sen bugün ne giyeceğine karar ver. Ay iyi artık Fidan ya. Sen de beni o lollipop kızlardan yaptın iyice. Ha bir de oldu olacak pembe tütü giyeyim istersen. Yok öyle bir şey. Fidan! Hadi oyalanma hadi. Tamam abi. Sana bununla samimiyetini keseceksin denmedi mi? Dendi. Özür dilerim. Ben de geliyorum eve geçiyorsanız ha. Fidan sen arkaya geç. Of bana bak ha. Kardeşimi görmeye geliyorum öyle boş yapma yani. Bir zahmet kardeşini görmeye yürüyerek gidiver canım. Bin mi arabaya? Sana ne kızım ya? Maalesef sen de bizim evdensin ya artık. Allah Allah. Ya var git yoluna kızım gez topu gibi bu da başımda. Sana mı soracağım hangi arabaya bineceğimi? Ne yapıyorsan yap be. Doğukan gelmiyor mu abi? Onun işi var bin hadi. Ha. Çek bir elini. Sen nereye? Hayırdır? Anneme yardım edecektim. Gerekirse çağırır seni. Doğru aşağıya. Hadi. Bahçeye bile çıkmak yok. Hadi. Ya. Ama siz bu kızı çok sıkıyorsunuz yani. Biraz rahat bırakın. Zaten titrek bir şey. O senin gibi değil kızım. Kıracak dizine oturacak. Şimdi bu bir şey yapar. Beni katil eder. Ha benim başım boş nasıl olsa yani. Sen bunu mu demeye çalışıyorsun? Aşk olsun ya. Ben öyle bir şey mi dedim? Sen biraz daha farklısın yani. Sen daha şakal değilsin. Ama yemezler. Yani benden uzak dur kardeşim. Benden ekmek çıkmaz sana. Ha, Elif Hoca bitti. Şimdi de sen mi geldin? Pardon. Ben bu eve istediğim zaman gelirim, kardeşimi görürüm. Kimse de buna karışamaz. Malum artık arkamızda Emir Baykara var. Yukarı çıkamazsın. Ha, sen bana diyorsun ki illa ben Emir abimi arayayım yani. Öyle mi diyorsun? Peki. Zeynep'i çağırırız, buraya gelir. Şükran. Buyurun Macide Hanım. Sen Zeynep'i aşağı indir. Biz de Gülen Damla burada biraz sohbet edelim. Peki. Sohbet edelim. Malum siz zaten benim annemi en son öldürmeye kalkmıştınız. Belki onun hakkında konuşuruz. Benim zaten kafamda deli sorular var. Buyurun merak ediyorum. Bana bak. Sen ne bakıyorsun bu kıza böyle ağzı açık ayran budalası gibi? Yok ben de. Ne ödeyeceğiz? Bak, ben onu gelin diye almam. Haberin olsun. Edipsin biri bu. Ya ana sanki kız da hemen şey etti yani. Ay şey etmesin. Ben şey ederim, çok şey olur. Kızım. Anne, nasıl olmuş bu? Çok güzel olmuşsun. Ya ne bileyim, çok kız işi değil mi bunlar? Sen de genç kızsın yavrum. İyi de, ya bu ben değilim ki. Esma, senin bana söylemek istediğin bir şey var mı? Yok annem. Bizim evimizde gizli saklı olmaz biliyorsun. Tabii yoktur. Tabii ki.
Sen ne arıyorsun burada? Efendim? Eve geçiyordum ben de. Tamam, geçersin. Vaktim yok yalnız. Ne oluyor? Bir şey yok. Elif, duydum. Hatta izledim. Senin o adamla aranda bir şey var mı? Bunu bana gerçekten soruyor musun? Ya adam nişanlısından ayrılmış, siz de yakındınız. Ne var bu soruda? Çok şey var. Elif. Aramızda bir şey yok. Eğer bunu sormaya geldiysen aldın cevabını. Güle güle. Almadın mı hala cevabını? Sordum, doğrudan geldim sana sordum. Kimsenin lafına bakmadan, bir yargıda bulunmadan. Yani yoldan geçen adam muamelesi yapma bana. Değilsin zaten. Ama herkes bir yargıya varmaya çok meraklı. O yüzden bütün sorular kulağımda öyle çınlıyor. Ah Elif, ah. Ne bekliyordun? Normal normal diye başlama yine. Çünkü bu büyük bir haksızlık. Tabii ki normal değil. Ama dikkat etmek zorundasın. Ben miyim suçlu? Hayır, suçlu değilsin. Ama Zeynep'i korumaya çalışırken kendini ihmal etmişsin. Ben yanlış bir şey yapmadım. Bu bildiğin iftira. Nasıl kışkırtıldıklarını da biliyorum. İşte ellerine koz vermeyeceksin. Gecenin bir yarısı adamın nişanlısından gizli gizli ders çalışmayacaksın. Sadece bu değil ki. Her şeyi kullanıyorlar. Seninle de bir sürü şey yaptım. Ya sen benim ne kadar özenli bir adam olduğumu anlamadın mı? Evine bir kere geldin mi? Ama senin de adın geçiyor. Geçsin. Bir şey olmaz. Benim umurumda değil. Bana olur ama. Olur. Ama ne olur biliyor musun? Üzülürsün, yıkılırsın, o olur. Yoksa kimse sana bir şey yapamaz. Çünkü sen varsın. Evet, çünkü ben varım. Bir şeye ihtiyacın olursa ara. Benim bir erkeğe sığınma ihtiyacım yok. Bir insana da mı yok? Zeynep, ne yapıyorlar sana, iyi misin? İyiyim Doğukan, merak etme. Annem çok endişelendi, Elif Hoca'ya... Sakın! Doğukan, sır saklamak ne demek, en iyi sen bilirsin. Biliyorum ama böyle olmaz. Olur. Sen de annenin için neler çekiyorsun. Bu eve gelince anladım. Ben sadece annemi değil ki, bütün sevdiklerimi korumak zorundayım. Güzel kardeşim benim. Beni gerçekten kardeşin olarak görüyorsan ne olursun birine bir şey söyleme. Tamam. Daha ileri giderse beni hemen ara. Yandaki odadayım. Oo. Baldız. Nasıl gidiyor Emir Baykara'yla hayat? Mükemmel ötesi. Sen benim kartlarımı çok ararsın ama orada. Yalnız orada bir Macide cadısı yok. Öyle bir avantajı var. Onların hepsi ben yokken oldu. Ben burada olsaydım öyle olmazdı. Kraliçeler gibi yaşardım burada. Sağ ol canım. Çok incesin. Çok teşekkür ederim ama ben de fakirhanede kalmıyorum yani. Orası da koskoca Emir Baykara'nın konağı. Doğru. Kendisi de artık benim ortağım olur maalesef. Süper işte. Burada zevki sefa içinde yaşardın ya. Hı? Şimdi orada böyle... Sıkıcı, mazbut bir hayat. Sen beni özlemişsin. Ama suratından anlaşılıyor ne kadar atraksiyon dolu bir hayata sahip oldun. Gülendam, iyiler çok sıkıcı değil mi ya? Yani iyilik de çok sıkıcı bence. Sen bunu kabul et. Hadi görüşürüz. Bırakayım mı seni? Yok, ben giderim. Hava kararacak, tek başına yürüme şimdi. Aman iyi be. Ne oluyor? Bir şey yok. Zeynep'le konuşuyoruz. Senin Zeynep'le konuşacak hiçbir şeyin yok. Zeynep'i benden başka kimse görmeyecek bu evde. Tamam. Tamam, bir daha konuşmayız. Volkan, böyle oluyor mu? Hı? Ne oluyor mu lan? Ne oluyor mu Doğukan? Yazık değil mi kıza? Sana mı soracağım lan ben bunu? Karımla aramda olan şeyin hesabını ben sana mı vereceğim Doğukan? İnsafsızlık yapıyorsun. Sana ne lan buradan? Ne demek sana ne? Ben de bu evde yaşıyorum. Oğlum bak, zaten canım sıkkın. Elimde kalırsın. Volkan, Volkan hadi gidelim. Annem de bir şeyler söyledi. Ayağını denk al kuzen. Bozuşuruz.
onu. Anne tamam, Allah aşkına feveran etme ya. İşi yok. Küçük bir çatışma. Emir mi? Anne git Allah aşkına birisinin kuyusunu kaz. Ne bileyim bir entrika falan çevirsene sen. Zeynep'in de yemeğini hazırlasınlar. Ben kendim vereceğim. Neredesin, nereden? Emir oğlunu dövmüş. Eline sağlık. Ekrem sen iyice delirdin. Ne diyeyim Macide? Ekrem bak sen böyle dağılıp gidersen olmaz ama. Yahu dağıtma o zaman, rahat dur. Tamam durayım ama sen gidip şu Volkan'la bir konuş lütfen. Benim onunla konuşacak bir şeyim yok. Özür dileyeceğine hala kendini haklı çıkarmaya çalışıyor beyefendi. Ekrem, Ekrem ne olur. Macide ben seni nereye götürdüm? Ne anlattım? Ne olur bir dur. Zaten bir yere sığamıyorum. Sen de boğma beni. Efendim? Bir insan olarak sormak istedim. Var mı bir şeye ihtiyacın? Yok. Ne oldu? Ay bilmiyorum. Elif ne oluyor? Elif. Gülendam, istersen direkt eve girmeyelim. Geldik zaten, ev şurası. Ya ne olacak canım ya, şuradan şöyle kıvrılıveririz. Senle ben, ikimiz. Ha? Ne diyorsun? Gelir misin benimle? Nereye gideriz ki? Bilemedim şimdi. Ya bir arkadaşım bir mekan açmış. İstanbul'daki mekanlar gibi böyle ışıklar, müzikler falan yıkılıyor ya. Süper. Peki ne tarz müzik çalıyor Ferdi? Ya sen emret, sen ne istiyorsan o çalar ya. Hı. Anladım. Ne yapıyorsun ya Gülendam? Bana bak oğlum, senin aklını alırım ha. Senin adını çıkarttırırım sarkça sapı diye Emir abinin evinin önünde. Seni dinlene dinlene dövdürttürürüm, bana bir daha sarkma. Ne sarkması ya? Sarkma falan yok. Ne dedik? Bir arkadaşım mekan açtı, oraya birlikte gidelim mi dedik, ne dedik? Bana sen hiçbir şey diyemezsin zaten. İnsan yerine koyduk, senin arabana bindik, tamam mı? Ne oluyoruz hemen? Bir şey olmuyoruz kızıl, bir şey yok ya. Bana bak, bana kızıl mızıl deme, senin aklını alırım oğlum. Bas git insan gibi. Sür şu arabayı. Tamam, tamam ya. Önüne dön. Bas. Tamam ya. Neredesin sen? Saat kaç oldu? Niye bu herif getiriyor seni? Ay ben bir de sana hesap mı vereceğim ya? Kardeşimi görmeye gittim. Esma söylemedi mi ya size? Söyledi. Ama saat kaç oldu? Ha işte o yüzden hava karardı diye de Ferdi bırakıverdi sağ olsun. Kızım böyle durumda bize söyle. Geç kalacağın zaman biz seni neredeysen gelir alırız. Ferdi'ye kalmamış seni bırakmak. Zahit amcacığım çok sağ ol, çok incesin ama yani biraz abartmıyor musun? Bu evin kuralları var kızım. Sen de bu evin kızısın, kurallarına uyacaksın. Hava kararınca evde olunacak. Emir abin çıktı ama o da hoşlanmadı. Geç içeri geç. Annem merak etti seni. Küçük maçom benim. Ay ben ama böyle sıkmaya gelemem yani. Böyle fazla darlamasın var beni.
Bakalım şimdi ne yapacak? Ne oluyor? Hani sen bir çocuktan bahsetmiştin ya, böyle serseri miymiş neymiş? Onun aklına gelmiş, evini taşlıyorlar kadının. Ay yok artık. Sen daha dur. Ben sana demedim mi o kadını burada yaşatmayacağım diye? Biraz daha hızlandıralım olayları da çabuk gitsin. Ya bütün Sarpça çalkalanıyor zaten. Sabah daha da fena olacak. E tabii, bu işler böyledir. Millet birbirini duydukça el yükseltir. Ben de gerekeni yapıyorum tabii. Evet, zamanında da... Zamanında da? Aa, bir şey değil. Ya Zeynep'in yemeği de burada böylece kaldı. Götüreyim mi? Gerek yok. Volkan kendi verecekmiş. Sabahtan beri bir şey yemedi de. Leyla da sordu da. O kendi işine baksın Şükran. Hadi bu böyle olmaz, bana gidelim. Elif, senin bir suçun yok. Bak, geldi sen de bu eve işte. Ha gerçekten şu an benimle didişmek mi istiyorsun? Tamam haklısın, asabım bozuk, hadi gidelim. Bu gerçekten büyük haksızlık. Benim zerre suçum yok, bu devirde evim taşlanıyor. Kaçacak mıyım ben de? Belli ki galeyana geliyorlar. Galeyan değil bu, bizzat organize biliyorum. Ha bundan sonra daha ileri gidebileceklerini biliyor musun? Gelsinler, ben evimden ayrılmıyorum. Arkadaş ne inattır bu? Masum'un inadı. Haklının inadı. Zorba'ya karşı olması gereken inat. Baba oğul aranızda konuşacaksınız, çözeceksiniz bu durumu. Sizin Emir'e karşı birlik olmanız lazım. Artık olan olmuş değil mi? Olan oğlun yüzünden oldu. O senin de oğlun. Yok. Değilim. Olman için çok uğraştım ama. Çıkarın söz konusuydu senin. Kardeşinle davanı çözüyordun. Hayır. Oğlum ben sana ne anlattım? Anne ben kabul ettim ya. Vallahi bak. Bizden bir alt olmaz onlar. Doğru söylüyor. Olmaz. Polis bir şey bulmuş mu? Yok ama şikayeti değerlendireceklermiş. Bulmamız zor dediler. Anladım. Lojman da kamu malı olduğu için çok ilgilendiler. Ama tabii adamlar bu saatten sonra çekip gitmiştir. Sen yarın sabahtan uğra da şu camı taktır. Tamam abi. Hadi sen git, ben buradayım. Sen burada mı kalacaksın? Arabada. Ya ben de kalsaydım seninle. Git sen. Abi Elif Hanım gelinimiz olacak zannediyorduk ama. Anlamadım. Yani... Ağzından çıkacak bir sonraki kelime de seni büyük sıkıntıya sokarım. Tamam abi. Hadi beklerim. Kız.
şimdi sana gel içeride kal desem kalmayacaksın. İşte ben de çay yaptım, sandviç yaptım öyle sahurluk bir şeyler. Sağ olasın, eline sağlık. Güzel olmuş mu? Yani. Olmamış mı? Güzel demlenmiş. Eline sağlık. Hadi sen içeri gir. Bir şeye ihtiyacın olursa ara. Tamam, eğer karanlıktan korkarsam ararım. Şunu. Hepsi bitecek. Ye şunu! Yaşayacaksın kızım. Benim için yaşayacaksın. Aksi halde... Her alan gün anlayacaksın. Bana ihanet etmeyeceksin Zeynep. Bana teslim olacaksın. Beni çok seveceksin. Elbet seveceksin. Gel buraya. Daha bitmedi. Otur. Her gece bir arkadaşımla kalamam. Kalma. Ne yapayım? Senin yüzünden taşlanan evimde seninle mi kalayım ha? Şu hale bak. Özlem zaten çok kötüyüm. Gerçekten seni dinleyecek halim yok. Seni gitmeni istiyorum. Lojmandayız. Farkındasın değil mi? Senin evin değil burası. Zaten öyle olsa seni çoktan gönderirdim. O yüzden insan ol, kendin git. İşlemediğim bir suçun cezasını çekmeyeceğim. Sen ne pişkinsin ya? Ben gerçekten seninle kalmak istemiyorum. O zaman sen git. Merhaba. Merhaba. Emir Bey cam hemen takılsın dedi de müsaitseniz ben şey yapacaktım. Müsaitsiz tamam. Tamam ben camı getireyim. Tamam bekliyorum. Tamam. Fatma teyze. Ya benim param bitti. Ya ayıp abla, hiç mi utanmıyorsun? Ay neyine utanacağım? Be bitti işte, ne yapayım? Ben harcamadım, al. Ay sok şunu be cebine.
Olmaz öyle oğlum. Bu seferlik böyle olsun. Ama Emir Bey'le konuşacağım. Bir daha tekrar etmez. Bir de şey diyeceğim ben. Benim telefon da bir kafayı yedi. Onu ne yapsak? Aa, ne oldu ki? Yani işte bir koşturmaç düştü, etti. Biz tamir ettiririz Fatma teyze. Fatma kızım, benim eski telefonumu hanım kızımıza verelim. Eski telefon mu? Ya bu evde hiçbir şeyin yenisi alınmıyor mu? Gerekirse alınıyor. Ama her şeyin kıymeti de biliniyor kızım. Sen yokluk nedir bilen bir çocuksun, öyle değil mi? Çok iyi biliyorum Zahit amca. Yani bir daha sonsuza dek hiç yokluk çekmesem unutmam, merak etme. Hadi Nevzat'la Esma sizi bekliyor. Hayır, şimdi tamam diğer tarafta bir hırgür vardı ama... yani burayı da seven ne bileyim. Ya abla sen ne vefasız bir kızsın ya. Ay Gürbev. Ferdi sen Gülendam'ı dün evine mi bıraktın? Ha evet. Volkan söyledi, iyi yapmışsın. Heh. Şu kızın ailesini de artık bu eve geri almak lazım. Ay Macide Hanım, daha yeni kurtulduyduk onlardan. Ay yok. Ben sürekli diken üstündeyim onlar oradayken. Gelirler yine kızı kaçırırlar falan. Emir'in elinden nasıl alacağız ki kızı Macide Hanım? İşte teker teker çalışacağız Ferdi. Sen Gülendam'ı yedir içir, gezdir. Tabii ben elimden geleni yaparım. Şimdi o ilk başta nazlanır biraz ama... kesenin ağzını aç, hediyeler falan al. Hemen yüz verir zaten. Tabii 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 canım. Açmaz olur muyum? Tabii. Yalnız Macide Hanım, o kız çok arsız. Ben o kızı almam. O kızın kız kardeşi benim gelinim Şükran. Gerekirse sen de kabul edersin. Hadi sen mahallede çalışmaya devam. Tamam, işim bitsin de bakarım. Fidan'ı sıkıştırdın mı? Okul ne durumdaymış? Aha böyle dedikodu medikodu kaynamış ortalık. Bugün de devam yani. Güzel. Pişt, bana bak Ferdi, sırıtma. Onun oğlu manyak. Mecbur aldı Zeynep'i. Ben o kızı almam. Benden söylemesin. Anacığım, ben kızla yarın evlenecek değilim ya. Bana bak Ferdi. Ben sinirlenince Macide'den fena olurum, biliyorsun değil mi? Tamam Sarp canım güzeli, tamam. Ya. Ben bir tane... Sevzek ya. Sırıtma hadi. Hadi bak işine. Hadi görüş. Unutma dediğimi. Tamam. Sadece bu sınıftan değil, diğer sınıflardan da öğrenciler başka şubeler alınmış. Ya hocam, biz sizin arkanızdayız, biliyorsunuz. Evet, benim de annem. Kızımın yeri değişmeyecekti de o yüzden ben de buradayım. Hocam, isterseniz yine bir şeyler yapalım. Ya evet hocam, gerekirse bütün okulu toplarız yani. Bir o kadar kişi de inanmadı zaten. Yok, olmaz. Bakın bu çok hassas bir konu. Bu kadarını bilmeniz bile doğru değil. Hocam, 9C'nin dersine girdiğiniz için oradaki kız arkadaşların çoğu da başka şubeye alınmış. Ya bir tane video nelere sebep oluyor, delireceğim ya. Bir tek iftira nelere sebep olabiliyor Esma. Ya hocam biz de izledik ama yani sizin bir suçunuz olmadığını biliyoruz. Çocuklar gerçekten çok sağ olun. Ama bu işten ne kadar uzak durursanız o kadar iyi. Tamam mı? Hocam. Hocam gerçekten çok üzüldüm. Sorma Doğukan. Hocam yani diğer insanlar da sizin bir hatanız olmadığını biliyor. Annem de elinden geleni yapıyor sizin için. Ama Macide ondan fazlasını yapıyor. Peki evde durumlar nasıl? Yani sabah Zeynep'i aradım, bana gripim dedi. Hocam Zeynep odasından hiç çıkmıyor. Onun haricinde iyi sanırım. Emin misin? Yani Volkan'la ne kadar iyi olabilirse işte.